Evet sevgili boğalar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 7-13 Ekim arasında sevgili boğaları neler bekliyormuş? Yeni formatımızla başlıyoruz. 3 tane yeni, 3 tane de eski destemden çekip bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızda başlayalım sevgili boğalar için. Neymiş? Kareleva Pentakl. Kareleva Pentakl. Tılsımların kraliçesi. Tılsımların kraliçesi de nedir arkadaşlar? Rahat, mutlu hayat. Maddi anlamda rahatlık. Ve bu dönem bedeni rahatlatan şeylerdir aslında. Bedeni rahatlatan şeylerle uğraşacağınız veya eğer başlamak istiyorsanız tam zamanı diyebiliriz. Bu ne olabilir? İşte bedeni rahatlatan. Herkes için farklıdır. Birisi müzik dinler, işte gözleri kapalı bir şekilde veya meditasyon, pilates, yoga, resim çizme. Yani bu tamamıyla size kalmış bir şey sevgili boğalar. Kendinizi nasıl, bedeninizi nasıl daha rahat hissediyorsanız o olaylarla uğraşmanın tam zamanı der bu dönem. Bu da ne yapar? Enerjinizi gayet yükseltir sevgili boğalar. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili boğalar için. Vay, ikinci kartımız güneş. Güneş nedir? Bolluk, tanışma, buluşma, kutlama. Benim de doğum kartımdır. Sevinç, pozitif olacağınız bir dönemi sembolize eder. Pozitif düşünebileceğiniz her şey arkadaşlar. Sevinç, pozitif enerji, başarı, terfi, kariyer, parasal anlamda yükselme. Aynı zamanda da çocuk haberi. Yani çevrenizden bir çocuk haberi alabilirsiniz bu dönemde. Birinin hamile olduğunun haberini alabilirsiniz. Veyahut da eğer kendinizin çocuk planı varsa bu dönem hamile olduğunuzu öğrenebileceğiniz bir dönemi sembolize eder sevgili boğalar. Hadi in bakalım. Bu destenin son kartı, üçüncü kartım sevgili boğalar için. Kılıçların üçlüsü. Troika Meçiği. Evet, kılıçların üçlüsü. Kılıçların üçlüsü nedir? Bu dönem partnerinizle veya iş arkadaşlarınızla, iş ortaklarınızla bir takım anlaşmazlıklar, bir ağız dalaşı içerisine girebileceğiniz dönemi sembolize eder. Aynı zamanda ayrılığı veya işten ayrılmayı sembolize eder. Fakat nasıl bakarsanız öyle görürsünüz sevgili boğalar. Bu kart der ki, ya kusura bakma da sende o cesaret yok sevgili boğa. Senin yerine evren olarak ben yapıyorum. Senin işini ben çözüyorum aslında. Daha iyisi için hayatında yer açıyorum der bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Eski desteme geldi sıra. Eski destemizin ilk kartı. Sevgili boğalar için. Sevgili boğalar, planla, seçim yap, risk al, harekete geç kartı. Asaların ikilisi. Asaların ikilisi nedir arkadaşlar? Der ki bu dönem hakikaten çok hızlı bir büyüme yaşayabilirsin. Fakat ilk önce sevgili boğa bir plan yapman lazım. Seçim yapman lazım ve birazcık da elinin taşın altına koyup birazcık da risk alman gerekebilir bu dönemde der. Aynı zamanda balkon olan bir yer. Burada bir kutlama olur, bir buluşma olur veya arkadaşlarınızdan oturursunuz, bir balkon bölümü diyebiliriz. Ve der ki ikiler normalde seçim kartıdır. Yani bu dönem seçim yapmamızı gerektiren bir takım olaylarla karşılaşabileceğimizi sembolize eder. Aynı zamanda evden ayrılmayı, ama bu yani hani böyle bağım vurdum kapıyı çıktım değil. Artık gerçek anlamda ciddi ciddi tek başınıza yaşama kararı aldığınız bir dönemi, alacağınız bir dönemi, bunu da sevdiklerinizle paylaşacağınızı sembolize eder bu kart. Bakalım.
İkinci kartımız eski destemizin. Özellikle kaderin çarkı çıktı. Kaderin çarkı da nedir? Sevgili boğalar, her yöne değişiklik. Yani der ki, evet, evren enerjisi yanında, şans, en şanslı kart zaten. Ama şöyle de bir eksisi var. Her yöne değişiklik diyor. Yani bana en şanslı kart çıktı, ben hiçbir şey yapmayayım, oturayım oturduğum yerde dediğiniz zaman her yöne değişiklik, ters yöne de gidebilirsiniz yani. Kötü anlama da şey olabilir. Kötü yöne doğru da ilerleyebilir. Kart şansla alakalı her şey sevgili boğalar. İşse iş, paraysa para, yükselme ise yükselme, tatilse tatil, iltica ise iltica, vatandaşlıksa vatandaşlık. Ama kart der ki doğru zamanda doğru yerde bulunman gerekli bu dönemde sevgili boğa der. Bunu da nasıl açabiliriz sizler için doğru zamanda doğru yerde bulunma? Atıyorum, arkadaşlarınız buluştular, bir yere gittiler ve sizi aradılar. Dediler ki ya işte Ayşe, Ahmet, yani gel biz de buradayız. Ve siz de o gün dediniz ki ya ben çok yorgunum, gidemem. Üşengeçliğiniz tuttu yani. O zaman işte hemen kalkıp gitmeniz lazım. Veya hani ikinci bir örnek verecek olursak, atıyorum her zaman gittiğiniz bir rota vardır. İş yerine veya arkadaşlarınızdan buluşmaya bir tane daha rota vardır ama o birazcık daha uzundur böyle. O gün hissettiğiniz an, mesela dediniz ki ya buradan mı gitsem acaba, hep buradan gidiyorum, sıkıldım artık, buradan mı gitsem dediğinizde, eğer şöyle bir fikir gelirse aklınıza, ama neyse ya şimdi ne yolumu uzatacağım dediğiniz anda o uzun yoldan gitmeniz gerektiğini sembolize eder aynı zamanda bu kart. Hadi bakalım son kartımız sevgili boğalar için. Oo sevgili boğalar. Tılsımların ikilisi. Tılsımların ikilisi nedir? Dengeli karar. Dengeli kararlar alacağınız bir dönemi sembolize eder. Önceliklerinizi belirleyeceğiniz, şanslı bir değişim yaşayacağınız dönemi sembolize eder. Ve der ki bu şanslı değişime çok çabuk ayak uyduracaksın sevgili boğa der bu kart bizlere. Ama der en önemlisi önceliklerini düşünmelisin bu dönemde der. Negatifinde nedir? Negatiften önce aynı zamanda da bu kart, bakın görüyor musunuz, jonglör gibi yani. Ama metaforik olarak ne der? Tartma, bir takım olayları tartma dönemini sembolize eder. Yani önceliği nereye vermeliyim? Hangisinde daha önce davranmalıyım? Dönemini sembolize eder. Evet sevgili boğalar, sizler için 7-13 Ekim arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda yeni formatı eğer beğendiyseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.